Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Mansur Yavaş, sonucu beklediğini belirterek bazı anketlerde %65 çıktığını da duyuyorduk dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Sertaç Eş'in sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeciliğin dökülen asfalt kaldırım olmadığını kaydetti. Mansur Yavaş'ın röportajından satır başları şu şekilde. Gazetecinin tarihsel bir oğla seçimi kazandınız, neler söyleyeceksiniz sorusuna Mansur Yavaş, bir şeyler anlatmaya çalıştık 5 yıl boyunca. Rakiplerime belediyeciliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Belediyeciliği sadece dökülen asfalt, kaldırım veya belediyelerin buna harcanan paralarıyla ölçüyorlardı. Belediyeciliğin bunlarla bir alakası olmadığını anlattım. Bu işleri eskiden karayolları yapıyordu veya fen işleri zaten yapıyor. Belediye başkanına burada ihtiyaç yok gerçekten. Bir de ben anlamam. Bey pazarında ilk seçildiğimde sıcak asfalt, soğuk asfalt konusunu bilmezdim mesela. Nereden bileyim? Mesleğim değil. Bunları zaten teknik ekipler hazırlıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda kavşak mı yapılacak, çözümleri neyse hazırlıyorlar. Bana da sadece bunu yapacağız, ihaleye çıkalım mı diyorlar. Mali hizmetlere soruyorum, uygunsa çıkıyoruz. Bu belediyecilik değil. Sorunları büyük yeni geldi. Büyük şehrin dokunuşlarına ihtiyaç var mı sorusuna Mansur Yavaş var. Şöyle Ovacık metrosu için bir plan değişikliği lazım. Keçiören reddediyor. Sanki benim işim gibi zannediyor. Halbuki Keçiören halkı yararlanacak. Akürt Belediyesi'nden kesimhane için yer istedik, vermedi. Bunlar ortadan kalkacak. İşbirliği olduğu için eksikleri daha çabuk giderebileceğiz. İmarla ilgili aynı şekilde sorunlar var. Onların engel olduğu yazması gereken yazı vermiyor, tahsis yapmıyor. Bunlar ortadan kalkacak. Daha süratli hareket edebileceğimize inanıyorum. Başkanların tutumu sanki büyükşehir düşman kuvvet. Böyle baktılar. Gelen yazılarda tavırlar böyleydi. Kaybettiğimiz 8 ilçe belediye başkanına da çağrıda bulunuyorum. Belediye meclisinde de aynı şeyi söyleyeceğim. El ele tutuşalım, eksiklere beraber giderelim. Yapmazsanız da siz bilirsiniz.'' Ben daha önce teklifi yaptım, kabul etmediler. Etmeyenlerin hepsi gitti. Onlara söylemiştim, size halka şikayet edeceğim diye. Elimden tutmadı diye. Onun da karşılığı oldu açıkçası. 160'lık sonucu bekliyor muydunuz sorusuna yavaş. Eylül-Ekim aylarında yaptırdığımız anketlerde 161 çıktı. Bazı anketlerde 165 çıktı. Zaten ilçe anketleri de yaptırdım. Tabii arkadaşları ikna etmek zor oldu.'' hemen hepsinde %50'nin üzerinde çıkıyordu. İkna ettiklerimizi kazandık. İkna edemediklerimizi kaybettik. Aslında kaybedilenlerin hepsi kazanılabilirdi dedi.